Türkiye, dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında önemli su kaynakları varlığıyla öne çıkıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili, güçlü akarsulara, geniş göllere sahip. Bu büyük su alanlarının bizlere sunduğu balıkçılık nimetlerinden faydalanabilmekse ancak doğru politikalarla mümkün. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin balıkçılık ve su ürünleri politikalarının oluşturulması ve uygulanmasından sorumlu. Genel müdürlük görevi olan sürdürülebilir balıkçılık yönetimini, temelinde üretim-tüketim dengesi yer alan çevreye duyarlı projelerle gerçekleştiriyor. Avcılık ve yetiştiricilikle elde edilen yıllık su ürünleri üretimimiz, yıllara göre değişmekle birlikte 600-700 bin ton civarında. Avcılık üretimimiz, türlerin göç yolları, besin kaynaklarının durumu, üreme ve büyüme dönemindeki su sıcaklığı gibi çevresel faktörler sebebiyle dalgalanmalar gösterirken, yetiştiricilik üretimimiz her geçen yıl yükselen bir grafik çiziyor. Ülkemizin su ürünleri üretiminin yaklaşık %60'ını avcılık karşılıyor. En verimli denizimiz Karadeniz. En çok avlanan balıksa toplam av oranının yaklaşık %50'siyle hamsi. Bu bereketli balığı palamut, istavrit, çaça, sardalya, mezgit ve lüfer takip ediyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de avcılık kaynakları büyük baskı altında. Bilim insanları avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde sınır noktasına ulaşıldığını belirtiyorlar. İşte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı buradan hareketle balığın ve balıkçının gelecekte de var olabilmesi için birçok çalışma yapıyor. Balıkçı gemilerine yeni ruhsat verme işleminin durdurulması ve 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerinin gönüllülük yöntemiyle av filolarından çıkarılmasıyla stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması hedefleniyor. Balıkçı gemilerini izleme sistemiyle balıkçı gemilerinin kimlik, konum, yön gibi seyir bilgileri ve avcılık faaliyetleri takip ediliyor. Böylece denetim etkinliği artıyor ve avlanan ürünlere ait verilerin daha hızlı kayıt altına alınması sağlanıyor. Balıkçı barınaklarında tesis edilen balıkçılık idari binaları sayesinde ise su ürünleri karaya çıkış noktalarında kayıt altına alınmış oluyor. Stokların geliştirilmesi ve türlerin korunması amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları ise Genel Müdürlüğün olmazsa olmazlarından. Üretilen mersin, kalkan, sazan gibi türlerle denizlerimiz ve iç sularımız yoğun olarak destekleniyor. Her yıl 5 milyona yakın yavru balık su kaynaklarıyla buluşturuluyor. Küçük balıkçının desteklenmesi, üretimin artırılabilmesi, çeşitliliğin korunması ve balıkların doğal yaşam alanlarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Yapay Resif Master Planı, Genel Müdürlüğün öne çıkan bir başka çalışması. Tıpkı denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi projesi gibi. Elbette avcılık, su ürünleri ve kaynaklarının korunabilmesi için bazı sınırlama ve yasaklarla düzenlenmeye muhtaç. İşte Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 4 yılda bir balıkçıların, sektör temsilcilerinin ve bilim insanlarının da görüşleri alınarak hazırlanan tebliğlerle bu düzenlemeleri de gerçekleştiriyor. Denetimleri ise gece gündüz özveriyle çalışan bakanlık personeli sağlıyor. Hem karada hem denizde yürütülen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın da destek verdiği bu denetimlerde denetim elemanlarının en büyük yardımcısı ise bakanlığın kontrol tekneleri. Ülkemiz su ürünleri üretiminin yaklaşık %40'ını karşılayan yetiştiricilikse artık dünya çapında bir sektör. Alabalık, levrek ve çipura yetiştiriciliğinin yön verdiği alanda
1980'lerde 3000 tonla anılan üretimimiz bugün 300 bin tona yaklaşmış durumda. Hızla gelişen sektörde bugün 500'e yakın deniz yetiştiricilik tesisi, 2000'e yakın iç su yetiştiricilik tesisi faaliyet gösteriyor. Halkın güvenle, gönül rahatlığıyla tüketebileceği ürünleri yüksek standartlarda ortaya koyan yetiştiricilik sektörü, aynı zamanda 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Verilerse bu dinamik sektörün 2023 yılı hedefi olan 1 milyar dolar ihracat rakamına çok daha erken ulaşacağını gösteriyor. Orkinos yetiştiriciliğinin de önemli pay sahibi olduğu, yüksek teknolojinin kullanıldığı sektörde bugün alabalık, çipura ve levrek yetiştiriciliğinde Avrupa'nın söz sahibi ülkelerinden biriyiz. Dünya Gıda Örgütü FAO'nun verilerine göre ise dünyada su ürünleri yetiştiriciliğinde en hızlı büyüyen ülkelerdeniz. Ürün yelpazesini ve kalitesini artırmayı amaçlayan, izlenebilirliği sağlayan teşvikler. İç sularda yetiştiriciliğe ayrılan alanların artırılması. Yetiştiricilerin ödediği kira bedelinin yaklaşık 10 kat düşürülmesi. Böylece girdi maliyeti azalan sektörde tesis sayısının ve üretimin artırılması, sektörün önünü açan bu hızlı gelişmeyi hayata geçiren çalışmalar oldu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, çok yakın dönemde kurulmuş olmasına rağmen denizlerden, iç sulardan yeterince yararlanamayan bir ülkeyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın etkili politikalarıyla hedefinin de ötesine ulaştırmayı başardı. Alanındaki değişim ve dönüşüm sürecini hızlandırarak sektörü en hızlı gelişen tarımsal faaliyet haline getirdi. Bugün sektör belli bir düzene kavuşmuşsa, gemisindeki balıkçı, bölgesindeki yetiştirici, sofrasındaki vatandaş mutluysa bunda onun büyük payı var. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın politikaları, seçkin projeler ve çevreci teknolojilerle Türk su ürünleri sektörünü doğru rotada ilerletmeye gelecekte de devam edecek.